Merhabalar dostlar, rapinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle yepyeni bir Age of History 2 serisine daha başlıyoruz. Dostlar, Cebeli Tarık'la bir Age of History 2 serisine başlayacağız bugün. Cebeli Tarık sadece 1181 ekonomi ve 14.425 nüfusta sahip bir ülke. Gerçekten çok küçük bir ülke. Gerçekten çok güçsüz bir ülke ki zaten biz de uzun zamandır böyle güçsüz bir ülkeyle herhangi bir seri yapmadık abi. Seri yaptığımız her ülkenin az çok bir gücü vardı, fakat bu sefer bu yapacağımız seride Cebeli Tarık'ın gerçekten gücü yok abi. Yani nereden baksanız şuradaki Monaco'dan bile daha güçsüz bir ülkeyle oynayacağız bugün. Monaco'nun bile ekonomisi 2300 iken Cebeli Tarık'ın ekonomisi sadece 1100'lük bir ekonomi. Cebeli Tarık coğrafi olarak da Akdeniz'in kapısı diyebileceğimiz bir bölgede bulunuyor. Hatta direkt ben Cebeli Tarık'a Akdeniz'in kapısı diyebiliriz abi. Zaten şu bölgede bulunan boğazın adı da bildiğiniz üzere Cebeli Tarık Boğazı. Yani biz Akdeniz'in sınır kapısı gibiyiz abicim. Devriyesi gibiyiz. Fakat biz, yani bize dayatılan bu görevi yerine getirmeyeceğiz. Yani bir görev değil ama bu bir dünyada bize kazandırılmış bir sıfat abi yani. Kime sorsan Avrupa'da Cebeli Tarık dediklerinde derler ki işte Akdeniz'in girişinde İspanya'nın arasında kalmış küçücük minnacık zavallı bir ülke. Ama biz öyle mi olacağız ileride? Pek tabii ki hayır abi. Biz Cebeli Tarık'ı dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi haline getirmek için böyle bir seriye başlıyoruz. Başarılı olur muyuz bilemiyorum. Olmama ihtimalimiz gerçekten yüksek. Çünkü oyunun başında artıya çıkamıyoruz abi. Yani o kadar kötü bir durumda başlıyoruz. Hakikaten ciddi şekilde oyunun başında artıda başlayamıyoruz. Bayağı kötü bir durumdayız ve bu kötü durumu toparlayabilir miyiz emin değilim. Ha, orduyu terhis edince tabii artıya çıktık ama yine de gerçekten kötü bir durumdayız. Sadece 160'lık bir gelirimiz var. Yani tek çaremiz bunları ekonomik yatırımlarla arttırmak ve pek tabii ki diplomasi. Pek tabii ki diplomasi. Yani şu durumdayken bize bir devlet savaş ilan ettiği anda bittik abicim. Diplomasiyi o kadar çok sık kullanmamız gerekiyor ki hiçbir devletin bize savaş ilan edememesi lazım. Bizim savaş ilan etmemiz gerekiyor. Atıyorum Malta ile savaşa mı gireceğiz? Monaco ile savaşa mı gireceğiz? Her savaşa girmeden önce, her bir savaştan önce İspanya ve Fas'la olan diplomatik ilişkilerimizi gözden geçireceğiz abi. Bu gerçekten bizim için çok büyük önem arz ediyor. Sürekli olarak saldırmazlık paklarını taze tutacağız. Mümkün olan en yüksek seviyeye çıkaracağız ilişkilerimizi ve kendimizi diplomatik olarak bir koruma altına almış olacağız dostlar. Umuyorum ki herhangi bir sıkıntı çıkmadan Akdeniz'in kapısı değil Akdeniz'in hakimi haline getireceğiz abicim bu devleti. Öyle umuyorum, bakalım, umarım bu şekilde olur. Yani genelde son zamanlarda serilerimiz pek umduğumuz şekilde gitmiyor. Gerçi Karakoyunlu serisi güzel gitti, yani canlı yayın serisiydi ama ondan önceki serilerde Türkiye serisi de güzel gitti. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı da güzel gitti. Yok abi, aslında fena gitmiyoruz. Güzel gidiyoruz. Yani o ondan önceki serilerde, şu Osmanlı serisinin önceki serilerde biz hakikaten bayağı sanki her videoya abdestsiz giriyormuş gibi başımıza gelmeyen kalmıyordu. Ama son serilerde bunu biraz daha düzelttik abi. Umarım bu seride o düzelmiş halin ilerleyişinin devamı olur. Her ikisiyle de yine saldırmazlık paktı imzalayalım. Tamam, gayet güzel. Şimdi dostlar, ilk hedefimiz pek tabii ki Akdeniz'deki küçük devletleri kendi topraklarımıza katmak olacak. Malta devleti, Monaco devleti. Bu devletler bizim hedeflerimizde, bizim kancamızda olacaklar. Oltayı atacağız artık, tutarsa abi. Tutarsa ne ala, tutmazsa yine biraz uğraşmamız gerekecek. 5197 kişilik bir orduyla Malta Harbi'ne gidiyoruz. Eğer alırsak yaklaşık 5000'lik bir ekonomiyi topraklarımıza katmış olacağız. Umarım alırız abi ve evet dostlar, Malta'yı ele geçirmeye başardık. Böylece Cebeli Tarık ekonomisini yaklaşık 5 kat falan arttırmış olduk abi. Bir tane toprak alıp 5 kat arttırdık ekonomiyi. Gerçekten bizim için iyi oldu bu toprağın fethi. Şimdi bunlarla ilişkilerimize zarar geldi mi bu harp yüzünden? Yok abi, tamam, gayet iyi. Halen ilişkilerde bir sorun çekmiyoruz. Her ikisiyle de yine saldırmazlık paktı imzalayalım. Dünyayı da iyi izlemek lazım. Mesela İspanya, atıyorum Fransa'ya böyle bayağı bir hezimet yaşarsa, hani neredeyse şuralara kadar bütün topraklarını kaybederse, biz de bundan faydalanır, İspanya'dan toprak alırız. Yani fırsatçılığımızı bu seride konuşturmamız gerekiyor. Her küçük devletle oynadığımız seride olduğu gibi bu seride de fırsatçılığımızı konuşturmamız gerekecek. Cebeli Tarık'ın adını dünyaya duyurmanın başka bir yolu yok abi maalesef. Şu elimizdeki güçle bunu yapmak gerçekten zor bir iş ve biz şu anda imkansızı başarmaya çalışıyoruz abi. Bakacağız. Türkiye şu anda İran'la bir savaşa girdi. Tabii ki hepinizin bildiği gibi zaten Türkiye-İran savaşı vazgeçilmez bir savaş. Hemen hemen her save'de gerçekleşir. Avusturya ile de İtalya devletleri şu anda savaşa girdiler. Bu savaşın kazananı bence gayet belli. Ama bizim oralara yapabileceğimiz bir şey yok abi. Yani biz burada Avusturya'ya ordu gönderemeyiz. Eğer Avusturya İtalya'yı yenseydi ordu gönderirdik ama öyle bir şey de mümkün olmadığı için
Yapacak bir şey yok o bölgeye. Malta'da evet 50 turluk bir asimilasyon işlemi başlattım. Oranın asimilasyon işleminin tamamlanmasıyla beraber bizim de gelirimiz çok olumlu yönde etkilenecek. Sizler de göreceksiniz. Hemen Fas'la bir saldırmazlık paktı imzalayalım yine. Fas'la ilişkiler İspanya olduğuna göre daha yavaş ilerliyor maalesef. Yani bu kadar ilişki geliştirmeye rağmen hala artı 30'dayız. Gördüğünüz üzere İspanya hala 60'lara kadar geldik ama Fas biraz daha bize karamsar yaklaşıyor gibime geldi. Çok da önemli değil abi. Biz artık Malta'dan toprak aldık ya. Kendimizi o hapishane gibi coğrafyadan biz şu anda kurtardık. Yani İspanya bana savaş mı ilan etti abi? Tamam gelsinler alsınlar benim toprağım, sorun değil. Ben hala Malta'da var olmaya devam edeceğim. O yüzden kendimizi o coğrafyadan, o hapishaneden kurtardığımızı söyleyebilirim ama yetmez. Yani adamlar Cebeli Tarık toprağını alıp gelip Malta'yı da alabilirler. O sebeple bizim topraklarımızı arttırmamız lazım. Karşıdaki devletlerin ben bu devleti iki turda alırım diyemeyeceği kadar büyük bir hale getirmemiz gerekiyor bizim devleti. O sebeple daha çok toprak fethetmemiz gerekiyor. Monaco gibi toprakları ya da biraz daha güçlendikten sonra Balkanlara açılmak kesinlikle bir seçenek olabilir. Balkanlara açıldıktan sonra zaten önümüz artık açılır abi. Bunları yapmamız gerekecek. Arnavutluğun mesela sadece 18 binlik bir ekonomisi var. Birkaç toprak fethiyle daha beraber Arnavutluğu yenebilecek güce bence erişebiliriz abi. Yani bu fırsatları kollamamız gerekiyor bizim. Şöyle bakıyorum, Ukrayna ile Polonya arasında da bir savaş çıktı şu anda. Şu anda dünyada halen devam eden 2 adet büyük savaş var diyebiliriz abicim. Onun haricinde dünya üzerinde büyük bir savaş göremiyorum. Aynen öyle. Bu iki büyük savaştan bir tanesi İran-Türkiye, bir diğeri ise Polonya-Ukrayna savaşları. Eğer Polonya Ukrayna'ya karşı çok fazla ilerlerse belki Kırım'a bir çıkarma atabilirim abi. Kırım topraklarını alabiliriz. Ama Polonya'nın Ukrayna karşısında öyle büyük bir ilerleyiş gösterebileceğini açıkçası ben zannetmiyorum. Ukrayna ekonomisi de zaten şu anda 123 binlik ekonomi. Yani öyle kolay kolay bizim çıkabileceğimiz bir ekonomi değil. Macaristan da bu arada Polonya ile savaşa girdi. Evet, Polonya'yı düşürecekler anlaşılan. Polonya'yı düşecek gibi görünüyor. Halen ilerlemeye devam ediyorlar. Biz ne durumdayız oğlum bu arada? Biz bir diplomasimize bakalım ya. Bak bizim Fas'la ilişkiler gene gerilemiş. Ya bu Fas niye bana bu kadar karamsar yaklaşıyor? Halen anlayabilmiş değilim abi. Ya umarım düzelir bu ilişkiler. Çünkü Fas bana savaşı inat ederse biterim. Yani Kuzey Afrika'nın, hatta neredeyse bütün Afrika'nın en güçlü devleti oğlum bu Fas. En güçlü olmaya da bilir. Evet, en güçlü Etiyopya. Güney Afrika Cumhuriyeti ile yakınlar. Evet, en güçlü ikinci devleti de yok. Mısır hepsinden daha güçlü. Tunus. Aa, Tunus bayağı güçsüzmüş lan. Cezayir de bayağı güçlüymüş. Oha be. Aslında bak bir Libya çıkarması da düşünülebilir. Lan isimler gene çarpıldı abi. Ben en iyisi bir oyunu yeniden başlatıp geleyim de şu isimler düzelsin abi. Böyle devam edilmez. Tamamdır abi. Oyunu yeniden başlattım. O çarpılan isimler yeniden eski yerlerine geçtiler. Şu anda biz İspanya ile dost medeniyet olduğumuz için İspanya ordularının yerlerini, sayılarını görebiliyoruz bildiğiniz üzere. Fakat şöyle baktığımda Fransa sınırlarına çok az ordu dizmişken Portekiz sınırlarına gerekenden daha fazla ordu dizmiş bir durumda şu anda İspanya devleti. Bu da bana İspanya'nın arasında, İspanya ile Portekiz arasında geçebilecek bir savaşı çağrıştırıyor, bilmiyorum. Eğer böyle bir savaş olursa biz hemen, eğer mümkün olursa abicim, şöyle Lizbon'a falan bir çıkarma atabiliriz açıkçası. Yani Portekiz'den toprak almayı hakikaten isterim. Ekonomimize gerçekten ilaç gibi gelecektir Portekiz'den alınacak bir toprak. Hangi toprak olursa olsun abi, adamların zaten her toprağı gayet değerli topraklar. Hani en düşük ekonomili toprakları adamların 1000, 2000, 3000. Yani illaki değerli bir toprak alırız diye tahmin ediyorum ben eğer aralarında bir savaş çıkarsa. Ama şöyle bir ihtimal de var. İspanya çok hızlı ilerler ve Portekiz hızlı bir şekilde eline geçirirse o zaman şansımız kalmayabilir. Ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Şimdi aslında sıradaki hedefimiz Kıbrıs da olabilir. Hakikaten hiç aklıma gelmemişti abicim Kıbrıs. Kıbrıs almamızla beraber 7700'lük bir ekonomi de elde edebiliriz abi. Böyle bir fırsatı bence değerlendirmeliyiz. Hazır orada Kıbrıs böyle dilimlenmemiş bir pasta gibi adeta dururken, yani onu bence almak en mantıklısı olacak. O dilimlenmemiş pastayı dilimlemek ve bütün dilimlerini yemek bizim için şu anda daha mantıklı olacak gibi görünüyor. 7000'lik bir ülkeye 9600'lük bir orduyla dalacağız. Ben alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Hani 8000 ekonomileri var, çok yüksek değil. Güzel, ilk saldırımız başarılı oldu. İkinci saldırı da başarılı oldu ve Güney Kıbrıs Rum kesimini mağlup etmeyi başardık dostlar. Ordularımızı da hemen o bölgede terhis edelim. Maalesef çok eksiye düştük bu savaşla beraber. Ama paramız artıya çıktıktan sonra ve asimilasyonlar tamamlandıktan sonra o gelirin bize ne kadar etki edeceğini, o topraktaki ekonominin bize ne kadar etki edeceğini sizler de göreceksiniz. Güzel, şu anda iyi bir durumdayız abi. İspanyollar şu anda İtalyanlarla savaşa girdi. Bu iyi bir haber aslında. İtalya İspanyolları yener. Abi acilen para biriktirmem lazım. Çok acil para biriktirmem lazım ama İtalya şu an Fransa ile de savaşta. Hem Fransa hem de İspanya'ya karşı iş yapar mı bilmiyorum. Ama bu savaş benim için her açıdan çok önemli.
İspanya İtalya'yı iterse ben gider Sicilya'ya çıkar toprak alırım. İtalya İspanya'yı iterse ben buralardan eski Granada Emirliği topraklarından yine kendime toprak çıkarırım, pay çıkarırım. Yani bu savaş benim için gerçekten önemli. İspanya ya da Portekiz. Hangisi birbirine üstünlük sağlarsa ben güçlü olanın tarafında olup zayıf olana saldıran taraf olacağım. Yani küçük bir devlet olarak bizim kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. Başka bir çaremiz yok abi. Evet, şu anda çok ufak ordularla halen İtalya topraklarında ilerliyor İspanyollar ve evet İtalyanlar bitirdi İspanyolları. Anlaşılan bu savaş bir soğuk savaş haline gelecek abi. Karalar arası, yani karalar ya da denizler üzerinden gerçekleştirilecek sıcak bir savaş haline gelmeyecek gibi görünüyor. Ki benim için iyi oldu açıkçası. Yani bir süre böyle sıcak savaşın gerçekleşmemesi benim de paramın artıya çıkması için bana zaman kazandırıyor. Ama işte bilemiyorum, yani ya bu adamlar hiç sıcak savaşa girmeden barışırlarsa. Ayağıma gerçekten müthiş bir fırsat gelmiş fakat adamlar sıcak savaşa bile girmeden bu fırsat benim ayağımın önünden geçip gidiyor. Kötü olur gerçekten. Umarım herhangi bir sıcak savaşa girmeden bu savaşı bitirmezsiniz. Yani Fransa aradan çıksa güzel olacak hakikaten. Şu Fransa aradan bir çıksa güzel olacak. Güzel güzel, İspanya şu anda İtalya topraklarında o gücü topladı fakat İtalyanlar o gücü yine dağıtmayı başardılar. Bizim de bu sırada paramız artıya çıktı. Asimilasyon işlemlerini başlatalım hemen Kıbrıs topraklarında seri bir şekilde. Evet, halen yetmiyor para. Güzel güzel güzel, şimdi yetiyor mu? 50 tur, tamam, diğerine de birazcık daha biriktirelim. Şimdi yeterli galiba, 42 tur. Şimdi 47, şimdi 50, evet güzel. Her ikisinde de asimilasyon işlemlerini başlattık. Malta'da durum ne? Malta'da da şöyle bir tane asimilasyon işlemi başlatamadık. Onu bile başlatacak para yoktu elimizde. Lan yine %100 olmadı dayı, dalga mı geçiyorsun ya? Heh tamam, sonunda %100 yaptık abi, güzel. Malta'da %100 oldu. Tamam, şu an sadece Kıbrıs topraklarını bekliyoruz asimilasyonumuzun %100 olması için. İtalya Fransa karşısında hakikaten çok zorlanmaya başladı. Ya dediğim gibi bana ikisi de uygun. Yani ama böyle ortada geçmesin be abicim. Çünkü bu kadar uzun süre ortada geçtikten sonra büyük bir ihtimalle dengeli bir barış antlaşmasıyla bu savaşları sonlandıracaklar. Ben dengeli bir barış antlaşması istemiyorum. Ben bir tarafın diğerini ezmesini istiyorum ki ezilen tarafı bir de ben ezeyim. Yapacak başka bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bizim tek yapabileceğimiz bu. Yani gidip de İtalya'ya giremeyiz yani. Şu haldeyken İtalya'ya gidip giremeyiz abi biz. Bu arada Fransızlar iyice girmeye başladılar o bölgeye doğru. İtalya'nın da ekonomisi gitgide düşüyor. 127 bin, 133 bin. Evet 123 bin, güzel. Şimdi abicim Sicilya'ya kadar geldiğinizde durun lütfen. Sicilya'yı ben alacağım ama onun için bana ordu gerekiyor. Oğlum şu parayla ben nasıl ordu basayım? Bu parayla pek bir ordu basamayız. İtalya birazcık it kanka. Bana biraz zaman lazım. Heh, aynen it 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 it. Biraz daha it, biraz daha it. Bu arada benim İspanya ile aram nasıl? Oy artı 91 olmuş, oha. Seninle aram artı 51. Oğlum ne kadar güzel ilişkiler lan bunlar. Çok iyi, çok güzel. Ya aslında Fransa'nın da ordularını görebilmek için Fransa ile bir ilişki geliştirsem çok iyi olurdu ama artık buradan dönmez. Eksi 13'e kadar düşmüş o ilişki, buradan dönmesi zor gibi görünüyor. Ama ben eğer İtalyanlara savaş ilan edersem Fransızlarla ilişkim, sevgili Emmanuel Macron'la ilişkim bildiğiniz üzere artacak. Evet güzel 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 güzel. İtalya biraz daha it oğlum, biraz daha it. İsyancılar falan da çıkmaya başladı İtalya topraklarında sürekli olarak. İtalya hem bir yandan Fransızlarla uğraşıyor hem bir yandan İspanyollarla hem de bir yandan ülkesinde çıkan iç karışıklıklar ve isyancılarla uğraşıyor. İtalya'nın da işi hakikaten zor. Nasıl toparlar bilmiyorum ama toparlayamaması benim için daha iyi tabii ki. Bu arada paramız da iyice birikti, çok güzel. Artık tamamen sizi bekliyorum sevgili Fransa ve İspanya. Tamam abicim, tamam. Vakit tamam. Vakit tamam, giriyoruz abi. Vakit tamam. Buralar %100 oldu mu? %98. Tamam yeterli. Vakit tamam abicim. Giriyoruz. Hadi bakalım. Malta'dan da bir ordu basım işte. Ha, tamam para yetmedi oraya. Hemen ordularımızı Sicilya kıyılarına doğru gönderiyoruz ve Cebeli Tarık'ın büyük Sicilya çıkarması birazdan gerçekleşecek dostlar. Bu tarihi ana hep beraber tanıklık edeceğiz. İtalya ekonomisi hala 26 bin, hala yüksek bir ekonomileri var. Girsem mi girmesem mi şu an kararsız kaldım. Biraz giriyorum abi. Gazamız mübarek olsun. Çok iyi. Müthiş bir giriş yaptık abi Sicilya topraklarına. Dur yanlışlıkla gönderdim. 3500 ordu buraya, 3500 ordu Kalanya'ya gelsin. Aynen öyle. Çok güzel. Aynı şekilde devam. Oğlum biz bunlardan daha fazla toprak alacağız lan. Bu ne böyle? Bayağı iyi ilerliyoruz. Çok iyi be. Taranto'yu da onlar aldı. Evet bitirdik abi. Ulan gerçekten çok iyi topraklar aldık. Ekonomiyi 24 bine çıkardık. Müthiş. Bir dakika şimdi bunların barış anlaşması nasıl olacak? Çok saçma topraklar bıraktınız. Bu nasıl bir barış antlaşması ya? Şimdi abi bu adamlar... Abi ben barışacaktım. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Barışmalıydım. Şimdi bu adamlar kabul etmez ki. Heh ettiler. Oğlum çok korktum. Hayır çünkü bu adamlar 100 bin ekonomiyle bu orduyu yenerlerdi yani. 6600 ordu ne ki?
Çok rahat yenerlerdi yani. Asimilasyonları falan da okey. %97. Ekonomilerini de toparlamış olacaklardı zaten. Oğlum var ya, Allah'tan kabul ettiler. Yoksa içimizden geçeceklerdi. Var ya vallahi, hani ipin ucundan döndük adeta. Çok aman aman, bir daha olmasın öyle bir şey. Bundan sonra biraz daha aklımızı başımıza toplayarak yönetelim ülkeyi. Orada kabul etmeseydi çok sıkıntı çekecektik gerçekten. Hani biz fırsatçılık yapalım derken adamlar barışıp bizim topraklarımızı alacaklardı. Sıkıntı çekecektik. Oh be. İyi yırttık abi. İyi kurtardık kendimizi. Güzel. Güzel. Şu anda her şey mükemmel ilerliyor. Diplomatik olarak iyiyiz. Güç olarak gelişiyoruz. İyiyiz diyemeyeceğim güç olarak ama gelişiyoruz abicim. Başlangıca göre iyi miyiz? 20 kat daha iyiyiz. 1000 ekonomiyle başladık. 20.000 ekonomi olduk. Başlangıca göre şu anda 20 kat daha iyi bir durumdayız abi. Yani kafamız rahat artık. Buradan sonra ilerleyişlerimizi sürdüreceğiz. Tek yapmamız gereken bu. Şu anda Yunan ekonomisi 38 binlik bir ekonomi. Eğer sağlam bir ordu toplarsam ben Yunanları da mağlup edebilirim diye düşünüyorum. Ama öncelikle aldığım topraklar üzerinde asimilasyon işlemlerini tamamlayıp aldığım topraklardan, elimde olan topraklardan maksimum verimi, ekonomik olarak maksimum geliri elime almam gerekiyor. O sebeple biraz daha tur atlamamız, parayı biriktirmemiz, asimilasyonları tamamlamamız ve ülkeyi ilerideki olası savaşlara hazırlamamız gerekiyor. Paramız artıya çıktı. Biraz daha biriktikten sonra asimilasyonları başlatalım. 50 tur tamamdır. Diğer ikisi için de biraz para biriktirelim. Görüyorsunuz abicim, gelirimiz adım adım artmaya devam ediyor. 50 tur da burada. Bir 50 tur da burada başlatalım. Bir tur da şurada başlat abi. Evet, gayet güzel. Her şey mükemmel ilerliyor. Bakalım asimilasyonlar tamamlandıktan sonra gelirimiz kaça çıkacak şu anda? 700'e kadar çıktı daha şimdiden. 1000'i görmez büyük bir ihtimalle. Zor yani. 1000'i görmesi gerçekten zor. Ama iyi bir sayıya gelecektir abi. 800'ü geçer diye tahmin ediyorum. Evet, 800'ü şimdiden geçti. Çok iyi. Halen de ilerlemeye devam ediyor. Belki de 1000'i de görürüz abi. Kim bilir? Saldırmazlık faktörünü yine tazeleyelim. Biliyorsunuz serinin başından beri parolamız bu. İspanya ve Fas'la arayı iyi tut. Yoksa bu adamlar bizim içimizden geçebilirler. Var öyle bir ihtimal. O sebeple bunlarla arayı sürekli olarak iyi tutacağız. Paramız da artık iyice birikti ve ülkede hastalık... Lan zaten... Ya zaten 3-5 tane toprağım var. Bana hastalık nasıl gelebilir? İspanya topraklarından geliyor ya. Zaten şurada 3-5 tane topraktan ekonomi kasmaya çalışıyorum kendime. Bir de hastalıklar falan geliyor. İyice sıkıntıya giriyoruz. Almanya ile İspanya savaşa girmiş. Vay vay vay. Güzel. İlerle oğlum, ilerle. Gel güneye kadar. Gel, başımın üstünde yerim var. Gelebiliyorsan gel. Yeter ki gel. Gel ne olursan ol, yine gel. Mevlana'nın sözü müydü bu? Yanlış hatırlamıyorsam Mevlana'nın sözüydü. Hadi oğlum gel. Gel şu güneye. Bak buralarda tatil matil yaparsın. Buralarda güneş var, plajlar var. Çok güzel yer burası. Gel İspanya'nın güneyine gel. Gel. Gel sen. Gel, ben seni burada ağırlayacağım ya. Gel. Lan niye gelmiyorsun? Durma yerinde. Gelsene hadi. Kaldın oralarda ya. Oralar güzel değil oğlum. Bak güney daha güzel. Daha ılıman. Oralar sıcak oğlum. Ne yapacaksın orada? Oğlum gel dedik de öyle mi dedik lan? İki tur atladın, bütün ülkeyi aldınız. Ya usta ciddi misiniz siz? Oğlum bana bir şey bırakmadınız ki. Abi ciddi ciddi bütün ülkeyi aldı lan adamlar. Bir dakika, şuralarda ne kadar ekonomi var? 811, 2100, 579, toplam bir 3000'lik ekonomi var lan orada. Oğlum ne yapayım lan ben 3000 ekonomiyi? Şuralarda ne kadar var? 800 de burada var. 3800 desen. Abi hiçbir işe yaramaz ya. Ya Alman. Alman oğlum, iki turda nasıl geldin lan sen buraya kadar? İki turda ya. Gerçekten iki turda. O zaman şimdi stratejik bir hamle yapacağız abi. Şöyle. Almanya ile ilişkilerimizin gelişmesi lazım. Adamlarla -80 ilişkimiz var. Çünkü büyük bir ihtimalle bu savaşla beraber, hatta bir dahaki savaşlarla beraber bizimle sınır olacaklar. Bu adamlarla bizim ilişkilerimizin gelişebilmesi için bizim İspanya'ya savaş ilan etmemiz gerekiyor. Biz de bunu yapacağız abi. İspanya'ya savaş ilan edeceğiz ve hem oradaki adaları alıp kendimize ekonomi kasacağız. Hem de bu arada o kadar çok para vermeyelim. Aynen öyle. Hem de Almanlarla ilişkimiz gelişmiş olacak. Bir taşla iki kuş vuracağız abi. İspanyollar benden bir geçiş izni istiyorlar. Ya vereyim. Vereyim çünkü neden? Belki toprak alırsın geri. Belki alırsın, ne bileyim. Şimdi ben bunlara geçiş izni verince, yok tamam, ilişkiler kötüleşmemiş. -80 de -78 olmuş. Hadi be İspanya. Aferin İspanya. Biraz daha ilerle. Ben seni sırtından bu... Of. Dayı o ne be? Burada ne kadar ekonomi var? Burada da 2000 varmış. Bak orayı unutmuştum ben. Tamam o zaman başlayalım abi. Şimdi öncelikle Sicilya'dan basacağımız ordular. Ya o kadar ordu yeter aslında. Sizin kaç ekonominiz kaldı? 11.000. Tamam bir tane daha bas. Tamam bunlar şuradaki adalar için. Abi cidden liman yok mu orada? Hiçbir tane toprağa liman koymamışlar ya. İsa'yla nasıl bir yönetimin var abicim senin ya? Nasıl bir devlet anlayışı bu ya? Bu, bir dakika, ben bu arada askeri erişimi sonlandıracağım.
Sonlandıramıyor muyum? Askeri, verdiğim askeri yarışımı sonlandıramıyor muyum? Oğlum yok muydu lan öyle bir seçenek? Hiç dikkat etmemiştim ama yokmuş. Vay anasını sayın seyirciler. Gerçi adamlarla bir anlaşma yapmış oluyoruz abi yani sonuçta değil mi? Neyse tamam, savaş ilan edelim, zaten mecbur gidecekler abicim bizim topraklardan. O halde savaşımı ilan ediyorum İspanya böylece. Bakalım Almanlarla ilişkimizde ne kadar gelişecek. Evet gayet iyi. -49'a kadar çıktı, çok güzel. Şimdi kardeşim senin şu topraklara bir gireceğim ben. Orada da bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Şuraları da çıkarmalarımızı atalım. Evet gayet güzel. Bu toprağına da giriyorum. Buradan da Palma'ya saldırıyorum ve İspanya'yı bitirdik. Yok lan daha bitmemişler, dur. %44'leri alınmış daha. Biraz daha topraklarını alacağız. Toplayın abicim bütün orduları burada. Şuradaki adalarına çıkarma atacağız bunların. Şurada bir tane adaları vardı. Kaç toprağınız kaldı? 3. Oğlum bu adamların İtalya'da da toprağı varmış. Ben onu bilmiyordum lan. Neyse tamam, şu önce şu adaya bir çıkarma atalım. Tamam güzel, adayı da aldık. O zaman İspanya şeye de bir çıkarma atalım, İtalya'ya. Hem yıldız kasmış oluruz abi. Büyük bir ihtimalle zaten bütün topraklarını alamayacağız barış antlaşmasında. Gayet güzel. İspanya savaşını bitirmiş olduk. Almanlarla ilişkide halen -45, biraz daha gelişmesi gerekiyor kesinlikle. 18 tane yıldızımız var. Tahmin ettiğimiz gibi bütün İspanya topraklarını maalesef alamıyoruz. Alabildiğimiz kadarını alacağız abi. 4 yıldız kaldı geriye. Evet, onların hiçbirini alamıyoruz abi. O zaman bu şekilde barış antlaşması teklifi yolluyorum kendilerine ve pek tabii ki de kabul ediyorlar abi. Evet, Almanlarla da barış antlaşmalarını imzaladılar. Evet güzel, bence gayet güzel bir savaş oldu bizim adımıza. İyi ekonomi kastık kendimize ve artık İspanyollar eskisi kadar büyük bir tehdit değil bizim için. Bence bu gayet güzel oldu abi. Evet, tek ordumuz da zaten şu ordu değil mi? Aslında onu geri çekmeye bile gerek yok, direkt tarihi hissederim. Zaten paramızın artıya çıkması gerekiyor. Gelirimiz de artık 1000'in üzerine çıktı ve yavaştan bu bölümde artık noktalamanın bence zamanı geldi dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten de ve çok güzel bir seri olacak gibi görünüyor. Küçük küçük ilerleyişlerle devletimizi geleceğe hazırlıyoruz ve bu küçük ilerleyişler ileride bize meyvelerini verecekler. Sizler de göreceksiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere dostlar. Açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like atmanız yeterli. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.